Merhaba değerli izleyiciler. Bir Sefa Kabalioğlu ile Tüketici Bilinci programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Ben ve ekip arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli izleyiciler, bugün uzun yıllardan beri tüketicilerin ciddi anlamda mağdur edildiği çok önemli konu başlıklarını konuşacağız. Bir tanesi avukat isimleri kullanılarak tüketicilere gönderilen icra tehdidi içeren mesajlar, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklar, aynı zamanda telefon aracılığıyla yapılan dolandırıcılıklar olmak üzere bu üç başlıkta sizleri stüdyo konuğumla aydınlatmaya çalışacağız. Değerli izleyiciler, avukat ismi kullanılarak tüketicilere dört başlıkta bir takım SMS mesajları gönderiliyor. Bunlar, birincisi, taahhüt ettiğiniz ödeme işlemini gerçekleştirmediğiniz anlaşılmıştır. Dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi halde icra işlemine başlanacağı ihtar olunur şeklinde yoğunlukla gelen mesajlar var. İkincisi, ve bu da çok sıklıkla geliyor, sipariş verdiğiniz ürüne ilişkin icra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilen dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için ödeme yapılması gerekmektedir, bizimle irtibata geçiniz diyen mesajlar. Üçüncüsü, hakkınızda icra takibi başlatılacaktır, bizimle irtibata geçiniz diyen. Son olarak da kullanmış olduğunuz numara üzerinden ceza mahkemesi tarafından hakkınızda hapis dahil cezai işlem uygulanacaktır denen, genelde bu dört başlıkta toplanan tüketicilere mesajlar gönderilmektedir. Şimdi stüdyo konuğuma dönmeden evvel size WhatsApp hattımı da hatırlatmak istiyorum. 0530 848 1312. Eğer siz de borçlu değilseniz, hiçbir kuruma borcunuz yoksa ama buna rağmen bu mesajlardan bir tanesini aldıysanız ve ne yapmam gerekiyor diyorsanız ya da yaşadığınız bir mağduriyet varsa lütfen bize yazınız. Programda sizin yazdıklarınızı konuşma imkanı bulalım. Evet, ben sözü çok fazla uzatmadan stüdyo konuğuma dönmek istiyorum. Bugün stüdyoda avukat Özge Zuhal Kapoğlu var. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Sefa Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Biz sizinle 8 Temmuz'da araçlarda değer kaybını konuşmuştuk. Yaklaşık herhalde bir 5-6 ay sonra tekrar sizinle birlikte olduk. Çok teşekkür ediyorum program davetimi kabul edip bizimle birlikte olduğunuz için. Bugün konu çok önemli çok da soracağımız sorular var. İsterseniz başlayalım. Başlayalım. Şimdi biraz önce girişte de söylediğim gibi dört başlıkta toplanıyor bu SMS mesajları. Ama dördünü bir anda sormayacağım size. Şimdi ilk etapta taahhüt ettiğiniz ödeme işlemini gerçekleştirmediğiniz anlaşılmıştır. Dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi halde icra işlemine başlanacağı ihtar olunur şeklinde mesaj alan bir tüketici, eğer hiçbir taahhüt işlemi yoksa, yani herhangi bir borcu yoksa, icra dairesine gidip bir taahhütte bulunmadıysa, böyle bir durumda neler yapmalı? Yine de eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsa bu mesajı alan tüketici ne yapmalı? Bizi geniş anlamda aydınlatır mısınız Özge Hanım? Tabii. Öncelikle taahhüt sözleşmesinden bahsedelim. Taahhüt sözleşmesi icra iflas kanununda düzenleniyor. Buna göre alacaklı ile borçlu icra müdürlüğü önünde yazılı bir sözleşme yapıyor. Borçlu burada borcunu taksitler halinde ödeyeceğini taahhüt ediyor. Bu sözleşmede işte alacağın miktarı, ne kadar faiz ödenecek, avukatlık ücreti nedir vesaire açık bir sözleşme olması gerekiyor. Şimdi SMS mesajı geldiğinde böyle bir sözleşme yoksa öncelikle bunun hukuken bir geçerli olmadığını tüketiciler algılayabilir. Yani yazılı bir sözleşme yapılmadıysa zaten
İcra Müdürlüğü önünde yazılı yapılmayan bir taahhüt sözleşmesi zaten geçersizdir. Peki tüketiciler ne yapabilir bu durumda? Öncelikle E-Devlet üzerinden adına açılan icra takibi olup olmadığını öğrenebilir. Eğer bir icra takibi var ise İcra Müdürlüğü'ne giderek dosyası hakkında bilgi alabilir. Ayrıyeten de kendisine İcra Müdürlüğü'nden bir ödeme emri geldiğinde 7 günlük itiraz süresi mevcut. Bu 7 gün çok önemli. Bu süreyi kaçırmaması gerekiyor. 7 günlük itiraz süresi içinde İcra Müdürlüğü dosyasına takibe itiraz edebilir. Bu halde takipte alacaklı olarak görünen borçluya karşı haciz işlemine devam edemez. Devam edebilmesi için ancak itirazın iptali veyahut da itirazın kaldırılması dediğimiz dava türünü açıp mahkeme sonucundaki karara göre hacize devam edebilir. Bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi Özge Hanım, zamanında o kadar tüketicilerden mesaj aldım ki şimdi bir icra takibi gidiyor eline, alıyor icra takibini, içeriğine bakıyor. Benim diyor böyle bir borcum zaten yok ki diyor. Kaldırıp kenara atıyor bunu. Bir ara bunu çok yaptılar, bu yöntemi de. Atıyor ama daha sonra takip kesinleşiyor. Takip kesinleştikten sonra da haciz yapılabiliyor. Evet. Şimdi tüketiciler genellikle böyle icra takibini, yani ödeme emrini ellerine aldıkları zaman normalde benim zaten böyle bir borcum yok, bu nereden çıktı deyip kenara atmamaları gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Çünkü ilamsız takipte herhangi bir belge de sunmamız gerekmiyor. İcra İflas Kanunu'na göre. Bu şekilde takip açılabiliyor. Eğer böyle bir borcumuz yoksa kanuni süre olan 7 günlük süre içinde itiraz etmek gerekiyor. İtiraz edilmezse alacaklı haciz işlemlerine devam edebilir. Yani onun prosedürü de daha sonra ödeme yaptıktan sonra borçlu bu defa dava açar. Hani bu icra iflas kanunundan kaynaklı davalar çok çeşitli tabii. Ama tüketicinin zararı oluyor. Uğraşmak durumunda kalıyor. İfadenizde şunu belirttiniz. Bu da çok önemli. Şimdi icra takibi açabilmek için bir evrak, istenmiyor. Ama ben de diyorum ki, her zaman şunu söylüyorum. Yani birisi icra dairesine gidip de bunun aleyhinde ben icra takibi başlatmak istiyorum dediği zaman, örnek veriyorum, eğer borcun niteliği bir senetse senedin olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ilişki bir cari hesap ilişkisinden kaynaklanıyorsa, değil mi? Bu cari hesap ekstresinin ekinde olması gerekiyor. Eğer bir fatura, bir mal ya da hizmet aldıysa, bunun karşında bir fatura kesildiyse, bu faturanın icra dairesine ibraz edilmesi gerektiğini en azından ben düşünüyorum. Neden? Böylelikle de işte korkutma amaçlı icra takibi yapmadan önce bunun gerçekten mesledinin icra dairesindeki o elemanlar tarafından araştırılması gerektiğini inanıyorum. Yoksa evraksız işlem yapıldığı zaman bu sefer tüketici ya da o borçlu konumundaki kişi mağduriyete uğruyor. Doğru mu? Yani kanunen evraksız takip açılabiliyor. İlamsız icra takibi deniyor. Bu şekilde takip açılabiliyor. İşte bu durumda tüketici borçlu takibe itiraz edecek. Mahkeme gerçekten böyle bir borç var mı? Bunu değerlendirecek. Alacaklı böyle bir durumda, itiraz olduğu durumda alacaklının bir dava açması gerekiyor. Bu itirazın kaldırılmasını veyahut da iptalini sağlaması gerekiyor. Ancak mahkeme sonucunda yapılan yargılama sonucunda böyle bir borcun olup olmadığı ortaya çıkıyor. Ancak itiraz edilmezse dediğim gibi haizde devam edilebiliyor. O zaman bu ekranlardan tüketicilere de şu mesajı vermemiz lazım. Eğer elinize böyle bir ödeme emri geliyorsa, bu ödeme emrinin içeriğini iyi okuyunuz. Eğer böyle bir borcunuz yoksa 7 günlük süre içerisinde mutlaka ve mutlaka icra dairesine çok da detaylı bir yazı yazmanıza gerek yok. İtiraz ediyorum borca. Benim böyle bir borcum yoktur, bu takibe itiraz ediyorum deyip iki satırlık yazmanız bile o icra takibini durduruyor. Eğer karşı taraf iddiasında haklıysa, yani gerçekten bir borç alacak ilişkisi varsa, ondan sonra gidiyor itirazını iptal davası açıyor. Ama eğer bir mesneti söz konusu değilse, değil mi? Tüketici ona itiraz ettikten sonra zaten karşı taraf icra mahkemesine gidip de itirazın iptali davası açmıyor. Haciz işlemlerine devam ediyor.
Yani evet. Mesela tüketici itirazı iptal ettikten sonra zaten böyle bir alacağı söz konusu değilse evet, o itirazın tabii. iptali davası açmıyor. Orada kesilip kalıyor. Tabii, yani tabii. tüketici mağduriyete uğramıyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Bunu özellikle tüketicilere belirtmemiz evet. lazım. Yani elinize gelen ödeme emrini kesinlikle ve kesinlikle ciddiye alınız. İçeriğini okuyunuz, böyle bir borcunuz yoksa mutlaka ve mutlaka itirazınızı 7 günlük süre içinde yapınız. Hatta böyle bir borcunuz söz konusu olabilir. Ancak size çok fazla ve fahiş bir faiz tahakkuku ettirmiş olabilirler. O durumda da şunu diyebilirsiniz. Evet, benim böyle bir borcum var, böyle bir anabara borcum var ama faizine ve evet. ferilerine itiraz ediyorum diyebilirsiniz. Bu konular çok kritik değerli izleyiciler. Buna özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki, şimdi ikinci konu var. O da en sık gelen mesajlardan evet. bir tanesi. Sipariş verdiğiniz ürüne ilişkin icra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilen dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için ödeme yapılması gerekmektedir. Bizimle irtibata geçiniz. Ve biraz da özünü anlatayım size. Şimdi tüketiciler sipariş veriyor. Bu sipariş geliyor. Sipariş geldiği zaman... Yaşadık hepsini. İşte kargo şirketinden bir mesaj geliyor. Geldik ama evinizde bulamadık. Evet. İşte şubeye gelin alın. Kişinin o sırada işi var ya da evinde değil, İstanbul dışına çıkmış, alamıyor. Ya da geliyor, özellikle gelen kargoyu açtırmak istiyor. Yani ben acaba verdiğim ürün mü bana teslim ediliyor diye açtırmak istiyor. Ama maalesef kargo elemanları o kutunun açılmasına müsaade etmiyorlar. Böyle durumda da tüketici gelen malın verdiği siparişte uyumlu olup olmadığını görmek açısından almaktan imtina ediyor. Evet. Ve bir müddet sonra da böyle bir mesajla karşılaşıyor. Şimdi böyle bir mesajla karşılaşan evet. tüketiciler ne yapmalı? Aslında tüketicinin koruması hakkında kanun tüketicileri burada koruyor. Taksitle satış sözleşmesinde 7 gün içinde tüketici hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabilir. Yine mesafeli satış sözleşmesinde de 14 gün içinde tüketici hiçbir gerekçe göstermeden cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabilir. Şimdi burada tüketici eline ulaşmayan kargo nedeniyle sorumluluğu yoktur. Satıcı ve sağlayıcı tüketici sipariş verdiğinde bu sipariş nedeniyle bir ödeme yükümlülüğü altına gireceği hakkında tüketiciyi bilgilendirmek durumundadır. Kanunen bu böyledir ve ispat yükü de burada satıcı ve sağlayıcı üzerindedir. Yani bir sipariş verdiğinde tüketici bilecek ki ben gerçekten bir burada ödeme yükümlülüğü altına giriyorum şeklinde bir kanunun düzenleme var. Burada gerçek olmayan bir mal veyahut da hizmet tüketiciye dolaylı yollarla satılmaya çalışıyor aslında. Gerçekten bir tüketici mal veyahut da hizmet aldıysa bunun faturası düzenleniyor. Bu faturaya itiraz edebilir veyahut da biraz önceki konuştuğumuz gibi bir faturaya dayalı ilhamsız icra takibi yapıldığında buna itiraz edebilir. Bu şekilde özetleyebiliriz bu konuda da. Şimdi bu konu gerçekten kanayan yara. Evet. Şimdi ben sosyal medya gruplarında bunu görüyorum. Şimdi böyle bir mesajı alan tüketici sosyal medya gruplarında şöyle bir paylaşım yapıyor. Diyor ki bana böyle bir mesaj geldi. Benim diyor sipariş verip de almadığım bir ürün yok diyenler var. Ben böyle bir mesajı aldığımda çok şaşırdım. Evet, 2 sene önce böyle bir sipariş vermiştim. Fakat kapıya geldiği zaman kargo elemanı bana kutuyu açtırmadı. Güvenmedim. Almaktan imtina ettim. Bunun için bana bunu göndermiş diyorlar. Ve sizinle de paylaştığım üzere bu tip mesajların üzerinde de şöyle yazıyor. İşte tüketici hukukuna aykırı hareket ettiniz. Satıcı firmayı 12 bin lira zarara uğrattınız. Eğer siz 600 lira öderseniz bu dosyanız kapanacaktır deniyor. Şimdi burada tabii tüketici hukukunda da şöyle bir konu var. Değerli izleyiciler, şimdi eğer siz bir sipariş verdiyseniz, bir mal siparişi verdiyseniz, bu mal size teslim edilinceye kadar sizin cayma hakkınızı kullanabilme hakkınız var. Bakın dikkat etmenizi özellikle istiyorum. Ve bu e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerden bir ruhu var.
O ruh şu, fiziki anlamda satıcı ve tüketici karşı karşıya gelmiyor. Gelmediği için de kanun koyucu özellikle tüketicinin haklarını korumak amacıyla tüketiciye bir takım imkanlar sağlıyor. Bu imkanlardan en önemlisi, biraz önce de söylediğim gibi, eğer bir mal aldıysanız o mal size teslim edilene kadar geçecek sürede de cayma hakkınızı kullanabiliyorsunuz. Birinci hakkınız bu. İkincisi, malı aldınız. Malın teknik özelliklerine ve kullanım kılavuzuna uygun olarak da kullandığınız ama memnun kalmadıysanız da 14 gün içinde de cayma hakkınıza sahipsiniz. Ve siz bu cayma hakkınızı kullandığınız zaman da o satıcı firmanın belirlediği kargo şirketiyle ücretsiz olarak satıcıya iade etme hakkına sahipsiniz. Sizin böyle haklarınız olduğu bir yerde bir kargoyu almamanız sebebiyle sizin hakkınızda hiçbir şekilde işlem yapılması mümkün değildir. Hele ki bunu daha önceki programlarda da çok konuştuk. Sizin kapınıza gelen bir kargoyu açmak, içeriğini kontrol etmek, yani sipariş verdiğiniz ürünün gelip gelmediğini kontrol etmek kadar doğal bir hakkınız olamaz. Varsayın ki cep telefonu aldınız, bilgisayar aldınız. Bakın, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. O cep telefonunun çalışıp çalışmadığını, o gelen tabletin ya da bilgisayarın çalışıp çalışmadığını ya da ekranında bir kırık ya da bir yerinde bir çatlak olup olmadığını test etmek kadar doğal bir hakkınız olamaz. Eğer bunu test etmeden aldıysanız ve aldıktan sonra böyle bir ekranda çatlak gördüğünüz takdirde onu halletmeniz çok daha zor ve imkansız olacak. Sizi yoran bir süreç olacaktır. Onun için bu yönde bir SMS mesajı aldığınız zaman itibar etmeyiniz kesinlikle. Doğru burada mu? Burada şunu da eklemek istiyorum. Hani kanun gereği malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslim edilmesi tüketiciye teslim olarak kabul edilemez. Yani tüketicinin eline teslim edilmesi gerekiyor malın. Değil mi? Evet. Peki şimdi üçüncü başlıkta gönderilen şu SMS mesajı var. Hakkınızda icra takibi başlatılacaktır. Bizimle irtibata geçiniz deniyor, evet, Özge Hanım. Şimdi böyle bir mesaj aldığında tüketici hani öncelikle bu SMS'te gelen irtibat numarasıyla ilişkiye geçebilir. Hani bu borcun nedenini, kaynağını öğrenebilir. Bir belge var mı? Örneğin bir fatura var mı? Bir dayanağını öğrenebilir. Çünkü neden? Belki gerçekten bir borç vardır ortada. İcra takibi açılmadan önce size hani iyi niyetle bir SMS gelmiş olabilir. Çünkü icra takibi açıldıktan sonra vekalet ücreti, icra masrafları artarak borç aslında katlanmış oluyor. Bu iyi niyetli bir çaba da olabilir. Hani direkt bu bir dolandırıcılık faaliyetidir şeklinde bir ön yargıyla aslında yaklaşmamak lazım. Biraz bu konuyu irdelemek gerekiyor. Yargıtay'ın bu konuyla ilgili son tarihli bir kararı var 8 Kasım'da. Huzur ve sükunu bozma suçu nedeniyle suç duyurusunda bulunuyorlar bir avukat hakkında. Yargıtay orada diyor ki sadece bir kez SMS gönderilmiş. Bu suçun unsurlarından ısrar unsuru oluşmadığı için ceza vermiyor. Hani bu nedenle iyi niyetli çabaları da göz ardı etmeyelim diyorum ben. Şimdi iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Şimdi avukatların ismi kullanılarak bu tip mesajlar gönderiliyor. Ve hiçbir avukatın, ben bu meslekte olan hiçbir avukatın bu tip mesajlar göndereceğine asla ve kata inanmıyorum. Bir kere öncelikle düşüncemi ortaya koymak istiyorum. Bu çok önemli bir nokta. Ve şimdi ama işin bir başka tarafı daha var. Ben ona köprüden önceki son çıkış diyorum. Şimdi tabii iyi niyetli de bir şey var. Bir avukata bir alacaklı geliyor. Diyor ki benim böyle bir alacağım var. Ben bugüne kadar yapmış olduğum çabalarım neticesinde bu alacağımı tahsil edemedim diyor. Değil mi? Avukat da şimdi bir yorum yapıyorum ve size görüşünüzü soracağım. Her mesajın da, yani ısrar içermedikten sonra, tehdit içermedikten sonra da kötü algılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi böyle bir
alacaklı geldiğinde herhalde şöyle bir şey var değil mi? Önce avukat, önce sulh yolunu deniyor değil mi? Yani dönüyor diyor ki o borçluya, sizin bu müvekkilime böyle bir borcunuz var, ana borcunuz var. İşte varsa sözleşme, sözleşmeye istinaden, yoksa kanunlara istinaden ya da diyor ki işte sizi hakkınızı icra takibi başlatıldığı zaman o gün temerrüte düşürülüyor değil mi? Hukuk bilgimle, yani sizin kadar bilmem ama bugünden itibaren de diyor ki işte 3095 sayılı yasa kapsamında bu kadar faiz işleyecek diyor. Ve önceden uyarıyor. Lütfen borcunuzu ödeyin ya da bizimle irtibata geçin. Ödeme gücünüz yoksa bile bunları yapılandıralım, taksitlendirelim diyor değil mi? Bu öncelikle olması gereken her işteki gibi önce bir sulhe davet ediyor. Yani sulh yoluyla çözmeye çalışıyor. Aslında şöyle konu konuyu açıyor. Şimdi genel kanunun düzenlemeye ve Adalet Bakanlığı'nın buradaki görüşüne baktığımızda arabuluculuğa sevk ediyor. Arabuluculuk, zorunlu arabuluculuğun alanlarını açıyor. İşte avukatlık kanunu 35A maddesi var. Hani sulh olmak aslında hem dava yükümlülüğünü azaltıyor hem de masrafları azaltıyor. Bu kapsamda değerlendirilebilir tabii ki. Hani direkt böyle hani olumsuz düşünmemek de gerekebilir. Yani tekrar vurgulayalım özellikle. Evet. Yani eğer bir borcunuz varsa, bir borcunuz varsa ve ısrar içermeyen, tehdit içermeyen bir mesaj alıyorsanız, mesajın içeriği de biraz önce söylediğimiz gibi böyle bir borcunuz var, bizimle irtibata geçin. Ne yapmaya çalışıyor o avukat? Bu alacağı sulhle bir kere tahsis etmeye çalışıyor değil mi? Evet. Yani bunun yasaya aykırı bir durumu yok. Neden? Bir de, bir de o yurttaşı, o tüketiciyi aslında diyor ki gel buraya anlaşalım. Çünkü eğer ben senin hakkında icra takibi başlattığım zaman hem icra masrafları hem de benim avukat vekalet ücretimde buna eklenecek ve bunun neticesinde senin 10 lira ödeyeceksen 12 lira ödeyecek. Gel bunu güzelce anlaşalım diyor değil mi? Evet. Diğer yani avukatların isminin kullanılarak yapılan iki bağlamda konuştuk ya oradan da ayırmamız lazım. Tabii. Aslında bu iyi niyetli bir girişim. Köprüden önceki ben son çıkış diye nitelendiriyorum. Bu iyi niyetli bir girişim ve borcunuz varsa ben borcu olmayanlara avukat ismi kullanılarak gönderilen özellikle SMS mesajlarını konuşuyoruz burada. Şimdi Özge Hanım son şıkka geçmeden evvel de ben programımız vasıtasıyla da şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Şimdi değerli izleyiciler, değerli tüketicilerimiz, eğer siz Özge Hanım'la konuştuğumuz yönde bir SMS mesajı alıyorsanız, bununla ilgili sosyal medyada böyle bir mesaj aldım, bu nedir diye soruyorsunuz ve bu mesajların altına öyle yorumlar yapılıyor ki işte dolandırıcı bunlar diyenlerden tutun da o ismi kullanılan avukata küfre varan paylaşımlar yapılıyor. Şunu söylemek istiyorum, böyle bir SMS mesajı aldıysanız sosyal medyada bunu paylaştığınız sırada bu yapılan yorumlara o ismi kullanılan ve maruz kalan avukatın bilmiyorsunuz ki bir bağlı bulunduğu baroya benim ismimin kullanılarak hakkımda böyle işlemler ya benim ismim kullanılarak böyle mesajlar gönderiliyor diye şikayet ettiğini bilmiyorsunuz. Bu bir. Eş zamanlı olarak o ismi kullanılan avukatın Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu da bilmiyorsunuz. Belki o avukatın web sitesini incelemediniz. Belki web sitesine kendi adıyla gönderilen o SMS mesajlarını ya da farklı yazıları koymuş ve ben böyle yazı göndermiyorum, benden geldiği söylenen bu yazılara itibar etmeyen etmeyin diye bir mesaj yayınlamış olabilir. Ya da bazı mesajların altında bu banka hesabıma ödeme yapın diyen mesajlar var. O avukat da kendi web sitesinde görünür bir şekilde, buna pop-up deniyor. Yani siz web sitesine girdiğiniz zaman otomatikman açılıyor. Benim adım kullanılarak ödeme talep edilen mesajlar gittiği görülmektedir. Benim banka hesabım bu değildir, benim banka hesabım budur diyen avukatlar var. Dikkatinizi çekerim. Yani siz bunu paylaştığınız zaman o ismi kullanılan avukat bunun önlenmesi için, bunun meni için bir takım yerlere başvurmuş olabilirler.
Onun için bunu sosyal medyada paylaşmadan evvel sizlerden özellikle rica ediyorum. Çünkü o avukatların mesleki kariyerleri, mesleki itibarları da zedeleniyor. Buna mahal vermeyiniz. Üstelik yapmanız gereken şey, eğer böyle bir mesaj aldıysanız benim size tavsiyem öncelikle onun web sitesini araştırın. Onun web sitesinde böyle bir açıklamasının olup olmadığını bir kere araştırın, bu bir. İkincisi, baroların levaları var ve avukatları muvafakatnameye alınarak, doğru mu, evet, Özge Hanım? Onların isimleri, soyadı, sicil numarası, mail adresi ve telefon numaraları paylaşılıyor. O mail adresinize sizin isminiz kullanılarak böyle bir SMS mesajı geldi. Sizden mi geliyor diye mutlaka sorunuz. Mutlaka onların bir açıklayıcı bir husus vardır. Çünkü hiçbir avukat kendi itibarını zedeleyebilecek ya da iş almak amacıyla ya da para kazanmak amacıyla böyle bir şey yapmaz. Çünkü gerçekten çok kirli metinler dolaşıyor. Böyle mesajların altına çok kötü yorumlar yapılıyor. Unutmayınız ki o yorumu yapan insanlara ve yurttaşlarımıza da seslenmek istiyorum. O avukat kendi ismi kullanıldığı için sizin hakkınızda da kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle, çünkü onun dolandırıcı olduğunu bilmiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki aslında o ismi geçen avukat. Halbuki öyle değil. O avukat sizin hakkınızda benim kişilik haklarıma saldırı olarak addetip hakkınızda da dava açabilir, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu da bulunabilir ve hafif cezası alabilirsiniz. Hatta arabulucuya gidip para tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Onun için lütfen ve lütfen bunlara dikkat ediniz değerli izleyiciler. Hem sizin ekonomik kayba uğramamanız için, hem de o ismi kullanan avukatın mesleki itibarını zedelenmemesi için bunlara dikkat edin ve menbaından bu işin doğru olup olmadığını öğreniniz. Bu açıklamalarıma ne diyorsunuz? Gayet yerinde. Zaten avukatlık kanunu madde 134'e göre mesleki onuruna uygun olarak avukatlar davranmak zorunda. Avukatlar da zaten hani bu şekilde davranıyor. Dediğim gibi hani sosyal medyada birisi bir yorum yazıyor. Sonra o böyle kar topu gibi büyüyor. Dediğiniz gibi bunun ilk kaynağından öğrenmek en faydalı olan olacaktır. Evet. Peki son SMS mesajı üzerinde de görüşlerinizi almak istiyorum. Kullanmış olduğunuz numara üzerinden ceza mahkemesi tarafına hakkınızda hapis dahil cezai işlem uygulanacaktır diyor. Ve size Özge Hanım bir şey daha söyleyeyim mi? Bazı SMS'lerde ne diyor biliyor musunuz? Borcunuzu ödeyin, size Cumhuriyet Savcısı tarafından işte ibraname verilecektir deniyor. Yani hiçbir Cumhuriyet Savcısı da böyle bir ibraname verdiği görülmüş mü? Şimdi şöyle, hani bu mesajlar zaten bir dolandırıcılık faaliyeti, artık bu çok anlaşılıyor bariz. Hani diğerlerindeki hukuki gerekçeleri anlattık ama burada şimdi ceza olgusu şöyle, şimdi Cumhuriyet Savcısı bir ihbar, şikayet veyahut da başka bir surette suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez zaten soruşturma açıyor. Bir suçun işlendiği kanaatine varırsa da iddianame düzenliyor. Mahkemede iddianameyi kabul ederse kavuşturma aşamasına geçiliyor ve ceza yargılaması, yani dava süreci başlamış oluyor. Şimdi dolayısıyla şimdi bu süreçleri anlattım. Sadece tek bir şikayet dilekçesiyle direkt hakkınızda bir ceza verilir, işte şu kadar hapis verilir demek aslında çok doğru değil. Önce orada savcının bir soruşturma yapması gerekiyor. Savcının soruşturmasının akabinde mahkemenin bir yargılama yapması gerekiyor. Delilleri değerlendirmesi gerekiyor. Bu genelde SMS'lerde hukuki ihtilafa ilişkin şeyler oluyor. Savcılık soruşturma aşamasında bunun taraflar arasındaki ticari ilişkiyi bir hukuki ihtilaf olarak değerlendirirse zaten takipsizlik kararı verir. Takipsizlik kararı da kesinleşirse kişiye bir ceza verilmez. Aynı zamanda bazı suçlar bazıları da şikayete bağlı değil. Dolayısıyla dava sürecinde şikayetten vazgeçtim dese bile suç şikayete bağlı değilse onu bir etkisi olmuyor. Hani o nedenle bu mesajlara pek itibar edilmemesi gerekiyor. Bunu Özge böyle Hanım, özetleyebiliriz. Biraz dinlenelim mi? Tabii. Biraz soluklanalım. Evet. Değerli izleyicilerimiz, sizden
kısa bir ara rica ediyoruz. Siz de bu arada çayınızı ve kahvenizi tazeledikten sonra ikinci bölümde mutlaka tekrar bekliyoruz. Bu sefer bu saydığımız dolandırıcılık yöntemleri için hangi hukuki yollara başvurabileceğimizi konuşacağız. Ve aynı zamanda programımızın ikinci bölümünde Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesine bağlanıp onlara soru yöneltip Ankara Barosu'nun bu tip mesajlar karşısında neler yaptığını, nasıl önlemler aldığını onlara yönelteceğiz. İkinci bölümde sizi tekrar ekran başında görmeyi istiyoruz. Şimdilik hoşça kalın değerli izleyiciler. Mesajları detaylı şekilde konuştuk. Stüdyoda konuğumuz avukat Özge Zuhal Kapıoğlu ve devam ediyoruz. Özge Hanım, bir soruyu sormayı atladım. Şimdi ne zaman tüketiciye yazı gönderilir? Bir de bunu açar mısınız lütfen? Tüketiciye avukat icra takibi açılmadan önce yazı gönderebilir. Baskı ve tehdit unsurları oluşmadığı sürece ve avukatlık meslek kurallarına göre uygun bir içerikli yazıyı gönderebilir. Ancak icra takibi açıldıktan sonra ise bu yazıların icra müdürlüğü tarafından gönderilmesi esastır. Barolar Birliği'nin de bu konuda yine ilke kararları var. Mesela 3 Kasım 2018 tarihli bir kararında diyor ki takip öncesi uyarı mektubu gönderilebilir ancak asla baskı ve tehdit içerikli olamaz ve takip sonrasında ise bu yazıların icra aracılığıyla gönderilmesi asıldır. Yani burada böyle bir ikili bir ayrım yapıyoruz. Daha icra dosyası açıldıktan sonra icra müdürlüğü aracılığıyla göndermek gerekiyor yazıları. Peki şimdi bu SMS'leri konuştuk, içeriklerini konuştuk. Peki bu dört bağlamda konuştuğumuz şeyde dolandırıcılık yöntemleri için tüketiciler hangi hukuki yollara başvurabilirler? Özge Hanım. Şimdi bunu 3 kısımda özetleyebiliriz aslında. Bir idari yaptırım. İdari yaptırım olarak kişisel verileri koruma kurumuna şikayet edebiliriz. İkinci olarak ise savcılığa suç duyurusunda bulunabiliriz. Bir ceza davası açılabilmesi için. Üçüncü olarak da hukuk davası, maddi manevi tazminat talep edebiliriz. Bu şekilde başlayabiliriz. Peki biraz ayrıntı verir misiniz? Çünkü sizinle bu programı hazırlanırken kişisel verileri koruma kanununa göre o kadar ciddi hususlar var ki bu konularda. Evet. Birincisi bunu biraz detaylandırmanızı rica edeceğim. Yani tüketiciler şunu bilmeli. Gerçekten hukuki anlamda ellerinde yapabilecekleri çok şey var. Müracaat edecekleri çok şey var. Öncelikle bu kişisel verileri koruma kanunu kapsamında ne gibi hakları var? Bunu biraz açar mısınız? Öncelikle kişisel veri ne demek? Hani bunu bir ifade edelim. Kişisel veri kimliği belirli veyahut da belirlenebilir gerçek kişiyi ifade eden her türlü bilgiyi ifade ediyor. İlgili kişi de kişisel verisi işlenen gerçek kişiye ifade ediyor. Yine veri sorumlusu da kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veyahut da tüzel kişi. Yani bu veri kayıt sistemini yönetiyor ve bunu kuruyor. Bu gerçek veyahut da tüzel kişiyi ifade ediyor. Şimdi kişisel verileri koruma kurumuna şikayet yoluna başvurabilmek için öncelikle bu biraz önce tanımını yaptığımız veri sorumlusuna müracaat etmemiz gerekiyor. Kişisel verileri koruma kanununun 11. maddesinde ilgili kişinin hakları sıralanmıştır. Hani bu haklar nedir? Kişisel verisi ile ilgili kişi veri sorumlusuna başvuru yapabilir. Bu hangi verisinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir. Bir verisi işlenmişse bu veriye ilişkin bilgi talep edebilir. Hangi amaca göre kullanılıyor? Bu amacına uygun olarak kullanılıyor mu verisi? Verisi yurt dışına aktarılıyor mu? Kimlerle paylaşılıyor gibi kanunun 11. maddesindeki ilgili kişi haklarını kullanabilir. Yani öncelikle kişisel verileri koruma kurumuna başvuru için veri sorumlusuna başvuru yapmak bir ön şart. Eğer bu başvuruyu yapmaz isek kişisel verileri koruma kurumu şikayeti kabul etmiyor. Öncelikle bu ön aşama. Başvuru yaptıktan sonra
veri sorumlusu eğer cevap vermez ise, 30 gün içinde cevap verirse veyahut da cevabını yeterli bulmaz ise ilgili kişi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve herhalde 60 gün içinde kişisel verileri koruma kurumuna veri sorumlusunu şikayet edebilir. Şimdi buradaki süreler çok önemli. Bu sürelere riayet edilmezse şikayeti değerlendirmeye alınmaz. Başvuru yöntemi de aslında oldukça basit. E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Yine kurumun internet sitesinde nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili bir doküman paylaşılmış. Oradaki aşamaları adım adım takip ederek bir başvuru yapılabilir. Tabii kanun gereği kurula şikayet sonucunda eğer kurul bir ihlal kararı verirse kabahat maddesi var. Orada veri sorumlusunu cezalandırabiliyor. Bu şekilde. Aynı zamanda bu kurul kararları kişisel verileri koruma kurumunun web sitesinde yayınlanıyor, değil mi? Yayınlanıyor, evet. Eğer bir tüketici kendi kişisel verisinin rızası dışında işlendiğini ve yayıldığını kişisel verileri koruma kurumuna şikayet ettiyse ve yani o veri sorumlusuna müracaat etti. Evet. Veri sorumlusundan cevap almadı, değil mi? Evet. Vermeyebiliyor da cevap. Evet, bunu kuruma şikayet etti ve o kurum o veri sorumlusu hakkında işten başlatıp ceza verdiği takdirde bu sefer verisi yayılan tüketici ya da vatandaş bu sefer herhalde tüketici mahkemesine gidip uğradığı zararın tazminini isteyebiliyor, değil mi Özge genel Hanım? Genel hükümlere göre kanunda kişilik hakları ihlal edenler genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır diyor. Artık orada bir hukuki değerlendirme yapılıp genel hükümlere göre maddi manevi tazminat davası açılabilir tabii. Peki şimdi ikincisi suç duyurusu, savcılığa suç duyurusu. Evet. O konuda da düşüncelerinizi alabilir miyiz? O zaman tüketiciler kişisel verisinin, kişisel veriden kasıt ismi, soyadı, TC kimlik numarası telefonlarının. Evet. Kişiyi belirlenebilecek kılan her şey aslında. Yani her bilgi. Usulsüz elde edildiğine inanıyorsa evet. O veri sorumlusuna mutlaka müracaat etmeli. Doğru evet, mu? Açık rızası alınmadan kişisel veri işlenemez. Açık rızada bilgilendirmek gibi söyleyebiliriz en kısa anlamıyla. Vatandaşlarımız bu konuyu bilmiyor. Evet. Çok fazla ama bu konu çok önemli. Evet. Mutlaka bunu bilsinler. Evet. Doğru mu? İkincisi evet. Cumhuriyet Savcılığına şikayet. Evet. Bu konuda da düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii şimdi kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, kişisel verilerin kaydedilmesi, verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, verme veyahut da ele geçirilmesi, verilerin yok edilmemesi ve dolandırıcılık gibi suçlar nedeniyle şikayette bulunulabilir. Mesela burada diyor ki verileri yok etmeme suçu. Orada kanunun 11. maddesinde haklardan biri de benim verimi sil, yok et deme hakkı var. Buna rağmen eğer silmemişse veri sorumlusu, burada da buna bir gönderme var aslında. Hani kanunlar biraz uyumlu. Peki ama Cumhuriyet Savcılığı eğer kovuşturmaya yer olduğuna karar verirse orada anladığım kadarıyla bir arabulucu devreye giriyor. Uzlaşma. Ve orada uzlaşmaya gönderiyor ve anladığım kadarıyla o uzlaşmada da işte taraf diyor ki beni diyor biraz önce saydığınız sebeplerden dolayı rahatsız ettiniz. Ben sizden bu kadar bir tazminat istiyorum diyor. Karşı taraf bu tip paralar ödediği zaman anladığım kadarıyla uzlaşılabiliyor. Doğru mu? Şimdi şöyle, uzlaşma suçun niteliğine göre değişiyor. Örneğin hakaret suçunda uzlaşma mümkün. Her suç tipine göre uzlaşma farklılık gösteriyor. Mesela dolandırıcılık suçunda uzlaşma yok bildiğim kadarıyla. Bu şekilde suç tipi orada devreye giriyor. Peki şimdi biraz sonra Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesine bağlanacağım. Ama ona bağlanmadan evvel bir de size Instagram platformu üzerinden tüketicilerimiz çok ciddi bir şekilde mağdur ediliyor. Instagram platformu üzerinden çok güzel resimler yayınlıyorlar. Yani albenisi olan resimler yayınlıyorlar. Bu bir. İkincisi piyasa değeri 10 lira olan bir malı 7 liraya 6 liraya sattıklarını söylüyorlar. Üçüncüsü de Instagram'a girip o resimlerin albenisine kapılan tüketici aynı zamanda şuna bakıyor. İşte 100 bin 150 bin takipçisi var. Oo, demek ki bu güvenilir bir yer diyor. Hatta
bazı ürünlerin altına işte ürünü aldık, harika çıktı, çok beğendik falan tarzında yorumlar yapılıyor. Ama 100 tane satın almanın 90'ı mağduriyette sonuçlanıyor. Evet. Çünkü bir tane WhatsApp numarası var. Yani oradan yani dürüst insanlara, fatura kesenleri falan sözümüz yok. Önce onu söyleyelim. Ama görüyoruz ki 100 alışverişin 90'ı mağduriyette sonuçlanıyor. Şimdi Instagram platformundan alışveriş yapacaklara ne önereceksiniz? Bir, oradan dolandırıldığını hisseden tüketicilerimiz hangi yola başvurmalı? Bir de bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi öncelikle bir sosyal medya hesapları çalınabiliyor kişilerin. Bu hesaplar hackleniyor. Kişilerin sosyal medyasındaki arkadaşı olan kişilere mesajlar gönderiliyor. İşte yatırım vaadi, ben işte şu kadar para yatırdım, şu kadar kazandım. Hani bunlar normal olağan akışı dışında garip görülen bir paylaşımlar varsa bu kişilerle gerçekten irtibat kurup o kişiyi mesela telefonla arayıp hani sen böyle bir şey paylaşmışsın doğru mu bir teyit almakta fayda var. Yine bu bağlantılara, linklere tıklayarak form doldurmak bunların önlenmesi gerekiyor. Yani mesela bilgisayarınızın tarayıcısından E-Devlet'e girmeniz gerekiyor. Mesela Instagram'da bir ara şey vardı. Instagram'da bir link var. Diyor ki E-Devlet'e tıklayın. İşte bilgilerinizi girin. Ondan sonra işte adımı takip edin diyor. Mesela Instagram üzerinden Instagram üzerinden bağlantıya tıkladığınızda bu bir dolandırıcılık faaliyeti oluyor. Bu yüzden güvenceyi almak için tüketiciler kendisini öncelikle tarayıcıdan mesela girmesi gerekiyor. Diğer bir şekilde hesap hesapların hacklenmemesi için çifte doğrulama yöntemleri uygulanması gerekiyor diye söyleyebiliriz. Peki ne yapılabilir bununla ilgili? Yine savcılığa suç duyurusunda bulunabiliriz. Çünkü hesabımız çalındı. Bu bilişim alanında suçlar kısmına giriyor. Bilişim sistemine girme suçu var. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veyahut da değiştirme suçu var. Yine kişisel verilerle ilgili suçlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Yine kişilik hakları şey yaptığı için kişinin ihlali nedeniyle içeriğin yayından çıkarılmasını veyahut da erişimin engellenmesi talep edilebilir. Bu durumda da bir kimsenin kişilik haklarını ihlal edecek şekilde bir video, resim, haber, yorum ve benzeri içeriklerin internet ortamında paylaşılması halinde kişilik hakkı ihlal edilen kişi içeriğin çıkarılmasını veyahut da erişimin engellenmesini sulh ceza hakiminden isteyebilir. Başka bir yöntemde şimdi kişiliğin korunması Medeni Kanun madde 23, 24, 25'de düzenleniyor. Şimdi madde 25 gereği kişilik haklarına yapılan saldırının önlenmesi, bu saldırının tespit edilmesi ve sona ermesi istenebilir. Yine biraz önce konuştuğumuz gibi genel hükümlere göre maddi manevi tazminat davaları hani hukuk alanında da bu davalar açılabilir. Kişisel verilerinin ihlali halinde Yargıtay'ın manevi tazminatta hükmettiği birçok karar var. Bu şekilde özetleyebiliriz. Özge Hanım, şimdi ben değerli izleyicilerime özellikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi Instagram platformundan satış yapan, dürüst çalışan, vergi mükellefiyeti tesis etmiş, faturasını kesen ve dürüst çalışan satıcıları bir kere tenzih ederek söylüyorum. Eğer Instagram platformundan alışveriş yapacaksanız değerli izleyiciler 3 değil 13 kere düşünün. Birincisi bu. İkincisi, bu tip tüketicileri dolandırmaya yönelik satış yapan profiller genellikle 50 bin 100 bin takipçi satın alıyorlar. Bu, eğer böyle bir yerden alışveriş yapacaksanız 100 bin 50 bin takipçisi var diyerek buna kanmayınız. Özellikle takipçilerine bakınız, bir 15-20 takipçiye. Çünkü bu tip takipçilerde özellikle profil resimleri yok. O takipçilerin hikayeleri, yani hikaye paylaşmıyorlar. Bu tip takipçi sayıları satın alınabiliyor. Piyasa araştırması yapınız. Yani satın alacağınız ürünle ilgili mutlaka piyasa araştırması yapınız. Böyle yerler sizleri cezbedebilmek için 10 liralık ürünü 5 liraya, 6 liraya satıyorlar. Onun bir vergi kaydı yok. Sadece bir tane WhatsApp numarası veriyorlar ve size ürünü gönderip önceden parayı istiyorlar. Sonra
size bir WhatsApp hattı veriyorlar. Siz doğru ürünü almadığınız zaman ya da bir ayakkabı siparişi verip patlıcanla ya da salatalıkla karşı karşıya kaldığınızda yazdığınızda WhatsApp hattından engellenebiliyorsunuz. Yani onu şikayet edebilmeniz için ne bir tüketici hakemiyetine gidebileceğiniz elinizde bir delil var ne de başka bir şey. Sadece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyorsunuz dolandırıcılıktan. Onun için Instagram platformundan bir satın alma yapacaksanız mutlaka ve mutlaka 3 defa 5 defa düşünmenizi ve buna göre alışveriş yapmanızı özellikle sizlere önermek istiyorum. Değerli arkadaşlarımdan öğrenmek istiyorum. Acaba Ankara Barosu'nun yönetim kurulu üyesi hatta mı şu anda? Evet. Şimdi değerli izleyiciler, Ankara Barosu yönetim kurulu üyesi Elçin Özge Çağlayan Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Elçin Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyiyim ben de. Öncelikle sizin şahsınızda Ankara Barosu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Köroğlu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizinle gerçekleştirdiğimiz bu yayını öncelikle Mustafa Bey'e bu talebimi ilettim. Kendisinin bu davetime nazik yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum. Siz de katıldığınız için. Hemen soruma geçmek istiyorum. Programda stüdyo konuğumla konuştum ama yine de size sormak istiyorum. Bir avukat bir borçluya borcunuz var. Bunu için bizimle temasa geçin yönünde bir mesaj göndermesi yasal mıdır? Önce bir kere bunu sormak istiyorum. Kısaca da cevabınızı almak istiyorum. Ondan sonra ikinci soruyu soracağım. Şimdi aslında şu an en çok mağdur olan alabiliyor musunuz şu an? Devam ediyorum ben. En çok yaşanan sorunlardan biri bir saniye. Ben bunu bir teknik bir şey istiyorum. Kendi sesim. En büyük sorunlardan biri avukat adına gelen esnafler aslında. Ne diyorum size programımız konuyu görüştüm. Meslektaşımla birlikte. Yayının tamamını izleyemediğim için yayın hakkında herhangi bir şey söyleyemiyorum. Şöyle bir bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Avukatlar dosyaları ile ilgili borçlu görünen kişilere bir ihtar gönderebilirler. Bu ihtar yazılı usullü olabilir ki doğrusu noter kanalıyla gönderilmesidir. Posta yoluyla olabilir, e-mail yoluyla olabilir ya da bir SMS'le borcun ödenmesini aksi halde bir hukuki sürecin başlatılacağına ilişkin bilgilendirme yapılabilir. Ama bundan fazlası yani bu bir kerelik SMS gönderilebilir. Fakat bundan fazlasını yapmak TCK anlamında kişilerin huzur ve sükununu bozmaya girer. Bu artık insanları taciz edici bir boyuta varırsa bu tercih edilecek bir şey değildir. Kaldı ki bizim meslek kurallarımız bağlamında da bu tarz taciz edici mesajların atılması mümkün değildir. Sorunuzu cevaplayabildim mi bilmiyorum ama sesten dolayı çok yankı olduğu için biraz hızlıca cevap vermiş oldum. Elçin Hanım, sesteki problem çözüldü. Açıklamalarınızı çok net bir şekilde dinledik. Şimdi ikincisi, yine avukatların ismi kullanılarak borcu olmayan tüketicilere, yurttaşlarımıza, vatandaşlara tehdit içeren mesajlar gönderiliyor. Şimdi bu mesajları alan tüketiciler ne yapmalıdır? Bir de sizden dinlemek istiyorum. Bu açıklamanızdan sonra da aynı zamanda Ankara Barosu olarak tahmin ediyorum ki Ankara Barosu'na bağlı avukatların da isminin kullanılarak bu tip dolandırıcılara alet edildiklerini düşünüyorum. Böyle bir
baronuz avukatlarının mağdur edildiği, mesleki itibarlarının zedelendiği bir ortamda siz baro olarak, baro yönetim kurulu olarak neler yapıyorsunuz? Şikayet üzerine mi hareket ediyorsunuz? Yoksa reysen mi hareket ediyorsunuz? Bununla ilgili baro bünyesinde bir çalışma grubunuz ya da bir kurulunuz var mı? Bu iki soruyu birlikte cevaplamanızı rica ediyorum Elçin Hanım. Tabii ki. Öncelikle hızlıca şu konuda bir cevap vereyim. Bir borçlu kişinin ailesine, yakınlarına tehdit içeren herhangi bir SMS atılması mümkün değildir. Bunu zaten bir meslektaşımızın, bir avukatın yapması da çok kabul görmüş bir şey değildir. Zaten yapmaz da. Sizlere, yani tüketicilere bu tarz mesajlar geliyorsa bunlar dolandırıcılar tarafından kuvvetle muhtemel gönderiliyordur. Şimdi son dönemde maalesef avukat adı altında birçok kişinin bu tarz dolandırıcılıkları yaptığını biz duyuyoruz. Bunların ihbarlarını da alıyoruz zaten. Gündeme de geliyor. Biz 18 Ocak'ta yönetim kurulumuzca alınan bir kararla avukat ismini kullanarak yapılan dolandırıcılık şikayetlerinde mağdur olan meslektaşlarımızın doğrudan yanında olma kararı aldık. Bu anlamda da meslektaşlarımıza da bunun çağrısını yapmış bulunalım. Hatta dün tarihi itibariyle dün de İstanbul Barosu benzer bir açıklama yaptı ve onlar da aynı çağrıyı yinelediler. Çünkü bu sadece yerel olarak Ankara Barosu ya da İstanbul Barosu özelinde değil, maalesef Türkiye'nin her yerinde birçok avukat bunun mağduru haline gelmiş durumda. Sadece avukatlar değil, vatandaşlar da mağdur durumda. Çünkü avukat adı altında gönderilen SMS'ler, telefonlar, çeşitli taciz yöntemleriyle maalesef vatandaşların paraları alınıyor. Burada avukatlar nasıl mağdur oluyor? Avukatların isimleri kullanılıyor ve o isimlerin adı altında dolandırıcılar çeşitli şekillerde, hani bu bir avukattır, güven telkin eder mantığıyla avukat adıyla bu dolandırıcılıklara sebebiyet veriyorlar. Maalesef Cumhuriyet Başsavcılıkları da bu dosyalarda takipsizlik kararları veriyor. Biz Ankara Barosu olarak meslektaşlarımızın bu dosyalarına ilişkin bilgilendirmeleri bize yapmalarını, varsa bir suç duyuruları, suç duyurularına ilişkin şikayet dilekçeleriyle birlikte Ankara Barosu'na başvurmalarını rica ediyoruz. Çünkü biz bu durumda dosyalarla ilgili savcılıklarla görüşerek doğrudan bir takipsizlik kararı verilmesinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Çünkü ciddi bir mağduriyet bu, sadece kişiler özelinde değil, tüm mesleki itibarımızı da yok etmeye dönük bir hamledir. Buna karşı da sadece Ankara Barosu olarak değil, dediğim gibi bütün barolarla birlikte bir dayanışma çağrısı ve örnek bir çalışma yapacağımızı düşünüyoruz. Peki Elçin Hanım, şimdi böyle bir mesaj alan ve borcu olmayan bir tüketici Ankara Barosu'na şikayet edebilir mi ve şikayet ettiği zaman Ankara Barosu bununla ilgili ne yapar? Bir de bu süreç hakkında bilgi verir misiniz? Tüketicinin baroya şikayet etme hakkı var mı? Bu şikayet nerede değerlendiriliyor ve bu şikayetini eden tüketiciye baro, şikayetiniz alınmıştır, şikayetinizle ilgili bunlar yapılmıştır diye bir cevap gönderiyor mu? Yani tüketici yapmış olduğu bu müracaatın neticesinde neler yapıldığı konusunda geri bildirim alabiliyor mu Ankara Barosu'ndan? Sesimi alabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben soruyu anladım. Şimdi şöyle anlatmak gerekiyor. Biz bir yargı merci değiliz. Haliyle vatandaşlarımızın, tüketicilerin bu ve benzeri dolandırıcılık mağduriyeti yaşamaları durumunda bunun muhatabı da Ankara Barosu değil. Burada başvuracakları savcılıklardır. Savcılığa suç duyurusunda bulunarak muhakkak ki bir hukuki sürecin başlatılmasını isteyeceklerdir. Biz burada ancak meslektaşlarımızın yanında olabiliyoruz. Fakat vatandaşlarımız bu durumu baroya bildirmek yerine doğrudan savcılıklarla iletişime geçmeliler. Onlara avukat adı altında gönderilen bu tarz SMS'leri de lütfen dikkate almasınlar. Muhakkak ki belki barolardan şöyle bir destek alabilirler. Barolardan bu kayıtlı avukat olup olmadığını teyit edip gerçekten meslektaşlarımızın numaralarını isteyip doğrudan meslektaşlarımızla iletişime geçebilirler. Çünkü böyle bir şey, dediğim gibi, hiçbir meslektaşımızın böyle bir dolandırıcılığın içinde olmayacağı çok açık bir gerçektir. Elçin Hanım, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Programa katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Meslektaşıma da çok sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Elinize emeğinize sağlık. Görüşmek üzere. Ya Hanım, programı neticelendireceğiz. Evet. Tüketicilerimize son olarak isterseniz bir iki dakikam daha var. Bir de şu 0850 numaralardan gönderilen, daha doğrusu 0850 numaralardan açılan telefonlar var. Yani bizzat ben günde en az 3 tane 0850 numara engelliyorum. Hatta şöyle mesaj karşıma çıkıyor. İşte internet taahhüt süreniz bitiyor deniyor. İşte 1 numara 1'e basın deniyor. Birincisi bu. İkincisi bir türlü anlam veremediğim, diyor ki bir dijital televizyon platformunun adını veriyor ve diyor ki başka bir dijital TV platformunun üyeliğiniz bitecek diyor. Ben de soruyorum, ya diyorum sen başka bir ticari kuruluşun dan yaptığım taahhütü nereden biliyorsun diyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve programa girmeden önce de size sordum. Dedim ki ya Özge Hanım şu engellediğim numaraları nereden bulabiliriz dedim. Gösterdiniz, her taraf 850 dolu. Yani 850 numaralardan telefonla aranan tüketiciler ne yapmalı? Bir de bu konuda bizi aydınlatırsanız en azından programın başında söylediğim 3 başlığı da konuşmuş olacağız. Bence öncelikle tüketiciler bu kişilerle telefonda görüşürken bu kişilerin dolandırıcı olabileceği düşüncesiyle hareket edip kendisiyle ilgili daha fazla kişisel veri vermemeye özen göstermeliler. Örneğin mesela diyorlar ki kanıtlayabilmek için veyahut da işte adımları ilerletebilmek için işte soyadınızı söyleyin, TC kimlik numaranızı söyleyin, doğum tarihinizi söyleyin şeklinde kendilerinden kaynaklı bir bilgi vermesinler. İlk yapmaları gereken şey bu. Daha sonra ise şeyi sorgulayabilirler. Yani mesela diyor ki beni de aradılar. İşte adınızda diyor internet hattınız var, paketi bitiyor. Mesela benim adıma bir internet evde internet yok. Mesela böyle bir şey varsa zaten bu bir dolandırıcılık faaliyeti. Yani bunları sorgulayabilirler. Verilerini nereden aldığını sorabilirler. Aynı zamanda da yine E-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı'nın Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi var. Buraya bir şikayette bulunulabilir. Yine E-Devlet üzerinden Bilgi Teknolojileri Kurumu'na bir online şikayette bulunabilir bu dosyalarla ilgili. Yine bu numaralar engellenebilir. Telefon markası bazında engellenebiliyor. Bazen GSM operatörü bazında engellenebiliyor. Ama bir de şu konuda uyarmak istiyorum. Özellikle iki firma adını aradığını söylüyor. Mesela ben A şirketi adını arıyorum. Hem de B şirketi adını arıyorum. Ben ikisinin ortak çağrı merkeziyim diyor. Hani bunlar dolandırıcı olduğu aslında çok belli oluyor. Hani bu konuda bir dikkat çekelim. Çok teşekkür ediyorum. Hadi. Özge Hanım, zenginlik kattınız. Bizi izleyen ve bu konuda mağduriyet yaşayan tüketicilerimize yeterince aydınlatıcı olmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkür Umarım ediyorum. De. Değerli izleyiciler, programımızın sonunda ortaya çıkan hususları kısaca ben de özetlemek istiyorum. Eğer borcunuz varsa ve size bir icra takibi yapılmışsa o icra takibine çok dikkat etmeniz lazım. İcra takibinin içinde ana para borcunuz olabilir ama çok yüksek bir faiz tahakkuk ettirmiş olabilirler ya da faiz talep ediyor olabilirler. O faize itiraz edip ana para borcunuzu kabul edebilirsiniz. Tamamına itiraz etmeniz ilerleyen süreçte icra inkar tazminatı ödemek durumunda kalmanıza sebep olabilir. Bu birinci konu. İkinci konu, eğer borcunuz yoksa ve bir icra takibi, yani ilamsız takipte ödeme emri aldıysanız, benim böyle bir borcum yoktur diye kenara atmayınız. Mutlaka ve mutlaka 7 günlük süre içerisinde icra dairesine benim böyle bir borcum yoktur, borcu itiraz ediyorum diye mutlaka dilekçe veriniz. Programımızın tamamında konuştuğumuz gibi borçlu değilseniz ve bir icra tehdidi mesajı alıyorsanız bu mesajı sosyal medyada paylaşmayınız. Çünkü tekrar söylüyorum, sosyal medyadaki paylaşımlarınızın altına çok ciddi, o ismi kullanılan avukat hakkında hakarete varan açıklamalar yapıyorlar. Tekrar söylüyorum, o avukat
kendi ismi kullanıldığı için hem bağlı bulunduğu baroya ismin kullanıyor diye bir şikayet oluşturmuş olabilir. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Onun için sosyal medyada bunu soracağınıza bence o mesajın geldiği avukatı ya baro levhasından bulabilirsiniz ya da arama motorlarından aratıp web sitesini bulup iletişim telefonlarından kendisiyle görüşmek isteyip ya da mevcut mail adresine bir mail atıp sizden böyle bir mesaj aldım, bunu siz mi attınız diye özellikle sorabilirsiniz. Netice itibariyle hem siz ekonomik kaybı uğramamanız gerekiyor hem de ismi kullanan avukatların mesleki itibarlarının zedelenmemesi gerekiyor. Bunları söyledikten sonra programın sonunda yine bu programın sizlere ulaşmasında emeği geçen çok değerli arkadaşlarım. Öncelikle program sorumlum Deniz Tuğran'a, program yönetmenim Murat Kaytan'a, ana kumandada görev yapan Yeter Kurşun'a, kameralarda görev yapan Selim Batuhan Gül'e ve Cem Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yine bu fahiş kira artışları nedeniyle özellikle 5 yılını doldurmuş kiracılara ev sahipleri tarafından açılan kira tespit davaları ve uyarlama davalarını yine bir avukat konuğumla detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Eğer bu konularda bir taleple ya da bir mahkemeyle karşı karşıyaysanız sorularınız varsa bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine Perşembe günü saat 2'de buluşmak üzere hepinize sağlıklı günler diliyoruz değerli izleyiciler. Hoşça kalınız.